ain't trying to bother. You're moving me in all the right ways, waiting for the signal. Bütün gün güneş açtı, kapattı, açtı, kapattı. Bir kere bile gidip yatmadım. Sonra en son gördüğüm güneşi, gittim üzerime güneş kremleri sürdüm, yattım ve havaya bakıp çıldım. Yani 25 saniye içinde her şey gerçekleşti. Böyle bir şansı yok ya. Çok güzel. Havuz biraz sıcak olsa girilirdi de, hiç değil. Kettle'dan kaynatıp su koyalım. Yakışmayan fosforlu kırmızı ucumu ısırıyorum hemen bir saniye. Aşklar, ne habersiniz ya? Dişime şar mı? Hepsini dişine sevişiyor. Rujun yarısını dişime sürmüşüm. Neyse. Bugün sabah, yani bugün aslında yağmurlu gösterdiği için hiç böyle ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorduk. Ama bugün hiç yağmur yağmadı. Hava bir kere kapanmadı bile. Ben de dedim ki, şimdi böyle bir havaya ve imkana sahipken bronzlaşabildiğim kadar bronzlaşacağım. Güneşten kalkmayacağım. Gerçekten de öyle yaptım. Sabah 11-12 gibi güneşe yattım ve 5'e kadar sadece güneşlendim. Havuza girdim çıktım, havuza girdim çıktım ve sonra uyudum. Şimdi uyandım. Bugün ışığında fotoğraf çekeceğim. Girmek istediğim için hazırlandım. Yoksa normal bir tatilde evdeyken böyle bir makyaj yapıp oturmam. Akşam yemeği yiyeceğiz birazdan. O zaman markete gitti. Tavuk falan almaya, işte kanat falan alacak galiba. Mangal yapacaktık. Ona da üşendik. Dedik ama fırına atarız. Hemen fırında pişer. İşte kömürle, odunla uğraşmayalım falan diye. O şekilde burası gün batımında o kadar güzel ki. Şimdi size göstereceğim. Gerçekten inanılmaz bir yer. Yani buradan nasıl döneceğiz? Hiç istemiyorum. Sürekli burada kalmak istiyorum. Yani... Ve ya gösteriyorum şimdi size burayı. Tabii gözükmüyor ki böyle, şöyle bakın. Ay ne güzel ışık, ne güzel. Bu arada şey yapmaya karar verdik. Buradan çıkınca neyse, of, bunu koymak istiyorum bir yere. Ben tripodumu alıp geleyim ya. Bir saniye bekleyin. Şey yapmaya karar verdik. Buradan çıkınca, buradan çünkü İstanbul'a yol çok uzun. 9 saat falan sürüyor. Dedik ki gitmeden 2 günde Çeşme'de kalalım. Tam böyle bir haftayı tamamlamış olalım. Öyle burada... Cuma günü sabah buradan çıkıp Çeşme'ye gidip Çeşme'de 2 gün kalıp oradan da İstanbul'a geçeceğiz. Kedileri çok özledim yani. Flu'yu ne kadar özledim size ayıramam. Bugün enerjisi çok güzel sadece. Yani inanılmaz. Hiç evden bir kere bile dışarı çıkmadık. Zaten ne gerek var çıkmaya. Kaş'a gittik bu arada dün. Pizza falan yedik, bir şeyler yedik. Ve ben Kaş'ı çok beğenmedim. Bence Kalkan, yani burası daha güzel. Kaş'ı böyle çok ticarileştirmişler. Ama kötü ticarileştirmişler, anladınız? Böyle saçma renkte plastik şeylerden olan kafeleri kurmuşlar meydanın ortasına falan. Bu kadar güzel bir yeri niye daha estetiğine uygun bir şekilde ilerletmiyorsun? Açtığın mekanları niye ona göre açmıyorsun? Çok üzüldüm yani. Gerçekten orada hiç sevemedim orayı. Böyle herkes... Saçma sapan aşırı derecede yüksek müzik açıp müşteri çekmeye çalışıyor falan. Ama yani çok hoşlanmadım. O yüzden dedim ki yani gerek yok Kaş'a gitmeye. Kalkan daha iyi yani. Gerçekten burası daha güzel oldu. Yani bu arada ilk defa Antalya'ya geliyorum. Daha önce hiç gelmemiştim. Şimdi gidip biraz fotoğraf çekileceğim. Işık çok iyi çünkü. Belki de normal güneş böyledir ama biz bizim evden çok görmediğimiz için bilmiyoruzdur. Ne
Neler yaptım neler ya, görüyor musun? Bunu götürür müsün içeri? Ha, tabii ki. Teşekkürler. Hayır, çatal. Ne kadar boş gözüküyor masa. Bir sürü şey yaptığımı zannediyordum ya. Katman katman. Biraz bir şey konuşacağım. Yaklaşık 400-500 tane fotoğraf çekildim ve hepsini aynı kombinle. Reels'ı aynı kombinle çektim, fotoğrafı aynı kombinle çektim ve çok güzel oldu. O yüzden yaklaşık 4-5 postumu aynı kombinle alacağım. Tekrar kullanılabilirlik. İnsanları tüketime şevk etmiyorum. Sevk etmiyorum. Şu an toplayacaksın yoksa? Ne? Yoksa oraları mı toplayacaksın? Tabii ki. Yanımda bir sürü şey aldığımı zannediyordum. Hiçbir şey almamışım aşkım. Evet, zannediyordum. Ben de hiçbir şey almamışım. Hiçbir şey almamışım. Ben en çok almak istediğim şeyi almamışım. Gömleği mi? Ne? Gömleği mi? Evet. Ben de bikinimi almamışım, yeni aldım. Tavukları ne yapayım? Çok. O da dışarıda köpek falan. Köpek yok işte, baktım. Gerçi ağır. Bize havlayan. Bir de bu tavuk, kemikleri, köpekleri boğazına yapışıyor. Yani. O zaman vermeyelim. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on. Günaydın arkadaşlar. Öğlen olmasını, yani öğlenin geçmesini bekledik birazcık şeye yatabilmek için. Abi nereye dokunsam kaynıyor ve hiçbir yere dokunamıyorum. Güneşe yatmak için işte biraz bekledik. Çünkü dün böyle gerçekten öğlen yatıp mahvettik kendimizi. Her yerimiz acıdı etti. Şimdi saat böyle 2:30 falan. O kadar sıcak ki. Yani yağmurlu olduğu gün daha iyiydi bu havadan ama. Şimdi biraz güneşlenip kitap okuyorum. Sonra da güneşlenip kitap okumaya devam edeceğim. Alaçatı'dan herkese merhaba. Çok ani bir şehir değişikliği oldu, farkındayım. Ama Alaçatı'ya geldik. Burada şimdi çok tatlı bir otelde kalıyoruz. Sizlere minik bir oda turu yapacağım. Buna çok alıştım artık ev turundan sonra. Artık her yerin turunu yapıyorum sizlere. Şimdi böyle bir banyomuz var. Ama bu banyoyu çekerken güzel gözükmüyor. Nasıl güzel göstereyim? Böyle bir banyo var. Burada yatak. Klasik bir Alaçatı otel odası diyebiliriz. Burada ayna var. Buradan dışarısı. Aa, buraya bakıyor. Müzik var şu an. Ozan bakın aşağıda. Buradan da gösterelim. Böyle. Havuzu var buranın. Bak bak, çay içiyor. Bak görüyor musun? Çay içiyor bensiz. Hey, inanmıyorum sana. Burası çok karanlık. Öyle yani. Şimdi aslında bugün Monolink varmış. Yani bir mekanın açılışında Monolink çalıyor. Bir etkinlik yapıyorlar. Ben çok gitmek istedim aslında. Yani ilk ben dedim hatta gidelim falan diye. Ama sonra benim eski partici hayatımdan kalma anksiyetelerim vurdu şu an bana. Ve kendimi çok garip hissediyorum ve gitmek istemiyorum. Bir arkadaşlarıma da dedim geleceğiz geleceğiz. Bilmiyorum. Hiç gitmek istemiyorum ama galiba gitmeyeceğim. Anksiyetem tuttu. Niye böyle durumlarda hep anksiyetem tutuyor? Niye aşırı kalabalık? Ya özellikle bu parti ortamları. Yanına girileceği zaman aşırı bir anksiyetem tutuyor. Yani bilmiyorum sebebinin ne olduğunu açıkçası ama bakacağız, belki gitmeyiz. Aşırı yol yorgunuyum. Regl olmak üzereyim. Belim başım çok ağrıyor. 6 saat, 6,5 saat buraya yol geldik. İğrenç, sinirlerim bozuk. Bir yere yemek yemeye gittik. Kötüydü falan böyle. Ah.
güzelliğinle beni gölgelemez misin bir şekilde? Ne demek gölgelemez misin? Ben yapmasam bile güzelliğim kendiliğinden seni gölgeler. Gölgelemez. İşte birbirimize şey yapalım böyle. Tamam. Gölgelemeden. Tamam, yemeğe gidiyoruz aşağı. Aşağı mı? Yes. Işık çok iyi. Karın kaslarına bak. Benim ışıksız da. Bak bak kameradan bak. Hakikaten. Çok iyi. Böyle daha iyi ya. Alacağım bu ışıktan eve bir tane. Bu neyse bana yazsın bu ışıklar. Yazsın bu ışıklar. Abi sadece evde otururuz diye gittiğimiz bir tatil olduğu için ayağıma gittiğim şeyleri. Yani dışarı çıkarken giyecek hiçbir şey almadım yanıma. Ve ayağımda şu an yıldız terliklerim var. Çıkmak ister misin? Of heaven and the warning of hell. But take heed where you ramble, or too soon you will go way up on the hill.